Selam millet, Dead or Oynar'da tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Pix Ark oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben yine boş durmadım. Boş durmadım, bir şeyler yaptım. Gördüğünüz gibi 28. seviye oldum. Kardeşlerim 28. seviyeyim. Şahitler huzurunda 28. seviyeyim, evet. Duvarımı bir kare yükselttim, şuradan fark edersiniz. Dinozorlarımdan da birkaç tanesinin olmadığını fark edebilirsiniz. Çünkü birkaç tanesini trike yedi. Evet, trike yedi, doğru duydunuz. Ben acaba bir trike öldürebilir mi diye oklamaya başladım onu. Yaklaşık olarak 118 tane okla onu öldürdüm. O arada o bir gaza geldi. Şöyle şuralardan gezerken, bakın base'in etrafında biraz kazdım. Şuralardan bir yerden gezerken fırladı, duvarın üstüne çıktı, içeri girdi. Base'imin içine girdi. 3 sıra duvardan atladı trike. Belki de bug oldu ama bu beni düşünmeye teşvik etti. Ben de bu durumda base'in etrafını duvarda bir kat daha yükseltmeye karar verdim. Bir kat daha yükselttim. Tabii 28. seviye olduğum işleri katlede katlede. Şurada engramlarım birikti. Harcamadım siz kardeşlerim için. Neler oldu 28. seviye olduğumuz zaman? Şöyle bir bakalım. Özellikle en son şu tokmak kuyruğu falan almıştık. Workbench'i almıştık. Efendim 27'de Stone Beast Gate gelmiş. Güzel. 28'de Böcek Savar gelmiş. Henüz böceklerle derdimiz yok. O yüzden umurumda değil. Ve yine 28'de Wood Behemoth Gate gelmiş bu sefer. En büyük kapı. Şimdi onu geçelim. Metalurjiye bakalım. 25'te Copper Sword gelmiş. Ha pardon, bu arada ben en son 25'tim tabii biz oynadığımız zaman. 28 değildim. 27 de değildim. 25'te falan da bir şey var mı diye bakalım. Yok. Gördüğünüz gibi 27'yi atlıyormuş burada. Ama Metalurji öyle mi? Metalurji'de Copper Sword geldi. Glasslar geldi. Camlar. Ondan sonra Copper'dan, Bakır'dan bir de bacaklık eldiven, efendim kask, bütün set geldi. Kılıçlarımızı sergileyeceğimiz bir yer geldi. Bakır kapısı geldi. Bakırdan bir kapı yapabiliyoruz artık. Teknoloji geldi. Oyunumuzda teknolojiyi bulduk en sonunda. Wooden lift rack. Önüne şunu takıyorsunuz, kepçe. Bir şekilde yukarı aşağı bir şeyler indir kaldır yapmanıza yarıyor. Nasıl çalışıyor bilmiyorum. Çünkü hem prop lazım falan diyor bunda. Herhalde iple çekiyorsunuz. Belki iki kişi gerekiyordur. Biri çekiyordur, biri indiriyordur. Belki dinozora bağlıyorsunuzdur. Bilinmez. Bakır mızrak da geldi. Bakır kalkan da geldi. Bakır pencere de geldi. Ve yine bakırla yaptığımız mataramız geldi. Gelin görün ki hemen size bir şeyler göstereyim. Başlar başlamaz yağdıralım ya. Hemen her şeyi göstereyim ben size. Efendim şuraya teçleri, fiberlerin hepsini dizdim. Şurada deriler, meriler, kitinler, tabii level atlarken biraz dinozor katliamı yaptık maalesef. Efendim şurada bir önceki bakırımız, daha fazla bakır bulamadım. Sülfür buldum. Madenimizi geliştirdim. Hep birlikte göreceğiz o madeni. Odunlarımız burada çok fazla olduğunu kesmemişim. Tembellik yapmışım. Evet, bir yığın taş, bir yığın kil, kum, bir şeyler. Kille şu binanın üstünü yapmayı düşünüyorum. Binanın üstünü, geri kalan kısmını kilden yapacağım. Altı tahta, üstü kil olsun. Tam tersi olması lazımdı ama olsun. En son biliyorsunuz bakırdan, çünkü kazmamızda yaptığımız zaman şu hızda kil çıkartabiliyorduk. Bu da çok performanslı, gayet güzel bir şeydi. Şimdi en son oyunumuzdan beri ilk size söylemek istediğim gelişmelerimiz bunlar. Sonra başka ne gelişmelerimiz var? Madene kendimi verdim. Verdim kendimi madene. Kardeşlerim bunu anlatmadan önce size şu ağaçları ben bir keseyim. Çünkü bahçemiz de hazır. Dibimize kadar gelmiş odun iyi bir nimet. Bu odunlardan hemen faydalanmak lazım. Ki o sırada yeni ağaçlar çıkabilsin. Şu bir tane büyük ağacı bırakayım. Bir tane bu mu kaldı sadece? Tamam, onu bırakayım. Şimdi madene ineceğim. Lafımı unutmadım. Bir kardeşimiz, birden fazla kardeşimiz bir önceki videomuzda demişti ki, dedeciğim, yakalamış olduğun parasaur çok güzel bitki çıkartıyor. Parasaurla bitkileri şöyle ham yaparsan hem bitki çıkartıyor hem de gördüğünüz gibi seed çıkartıyor. Şöyle gerçekten meyve olan bir şey yerseniz, normalden sizin topladığınızdan biz 12 tane toplayamazdık mesela, buradan daha fazla meyve çıkartıyor. Şöyle yaptığımız zaman bazen çılgıncasına meyve çıkartıyor. Eğer yanılmıyorsam gidip şu ağacı bir kıtlatmam lazım. Ağaca da bir şey yapmıştı geçen sefer. Belki de yapmadı. Yanındaki otlara yaptı, bilmiyorum. Şurayı bir kıtlatalım bakalım. Otlar gitti. Tamam. Şunu da kıtlatalım. O ot da gitti. Şu ağacın yanında ot var gerçi. Tamamen ot olmayan bir ağaç yakalamam zor tabii yani etrafında. Ağaca doğru bir kıtlayayım. Tet çıkardı. Yok, oradaki otu kıtlamış o. Ağacı değil. Evet, ağacı kıtlamıyormuş. Tamam, öğrenmiş olduk. Şimdi şöyle getireyim onu. Üzerinden ineyim yavrucağın. Efendim. Üzerine baktığımız zaman kıtladığı şeyler üzerinde zaten duruyor onun. Çok güzel. Hemen şunları alıyorum. Narkoberiler, markoberiler. Sen majoberiyi hak ettin. Güzelim benim, sen majoberiyi hak ettin. Üzerinde geri kalan şeyleri şöyle bir alayım senin ben. Teçini de alayım.
Çok majoberi varmış sende. Sen o kadar majoberiyi hak etme ya. Sana can vereyim ben. Burada çok fazla etimiz, çok az sebzemiz vardı, meyvemiz vardı. Meyve iyice az kalmış zaten. Yo, çok da az değilmiş aslında ama sağlık olsun. Biz yine buraya atalım bunları. Bunları ben buraya atayım şöyle. Narkoberileri de atıyorum ki orada daha zor çürüyorlar diye. Seni de attım. Evet, şimdi gelelim şunlara. Gördüğünüz gibi seedini alıyoruz onların ve oyunumuz Ark'tan farklı tabii. Bazı kardeşlerimiz hala bana Ark'taki tarifleri söylüyor ama bu oyun Ark değil, PixArk. Minecraft'la Ark karışımı. Yani bakın, madencilikle mesela Minecraft gibi. Ark'ta böyle pataküte yerleri kazamıyoruz. Bu seed'i olduğu gibi şöyle bırakabiliyorum ben. Seed'imi buraya bırakırsam sonra ona yaklaştığımda diyor ki crop type amar beri. Bundan amar beri büyüyecek diyor. Büyüme seviyesi henüz tohum aşamasında. Büyüme durumu susuz, yakında ölecek. Çünkü ona su taşımamız lazım. Ya da şöyle yaparsam bakalım, test edelim hep birlikte. Büyüyor dedi. Şöyle yaparsam. Büyüyor dedi. Peki ya böyle yaparsam? Dehydrated dedi. İki kare yanına kadar su gelse yeterli oluyormuş. Yani şu kadar yanına su gelse yeterli oluyor. O yüzden biz tamamen bize kalmış. Tamamen şekil itibariyle. İstersek su boruları yaparak kendimize güzel bir bahçe dizayn edebiliriz. Ya da ister, zaten bahçemiz yamuk, ben onda bir düzeltme yapacağım. Ya da istersek suyun yanına da şimdilik şöyle geçici olarak mesela şunları bir bırakayım bakayım, onları da izlemiş oluruz. Hem ne kadar büyüyorlar ne kadar büyümüyorlar hepsini izlemiş oluruz. Bu da majoberiydi değil mi? Bu azulberi, bu da narkoberi. Al abi. Şuradan başlayalım. Bütün mekanı iyi değerlendirelim. Şöyle bırakalım. 10 numara şaheser oldu. Yavrum bak. Bak, seni bıçaklamıyorum, üstümde yaşatıyorum diye sen iyice yüzsüzlüğü ele alıyorsun ama. İyice yüzsüzlüğü ele alıyorsun sen. 5. Dehydrated mı burada? Growing. Burada da o zaman growing, çünkü suya bir kareden yakın, evet. Burada mesela dehydrated diyecek büyük ihtimalle. Aa, growing dedi. Şimdi mi dehydrated diyorsun? Çaprazlama da herhalde iki kareyi sayıyor. Tamam. Senin çapraza iki karen var mı? Var. Seni bırakıyorum bakayım. Delikanlı. Aa, evet, dehydrated. Çapraza da iki kare sayıyor. Bunun çaprazlardan da üç kare olduğu için dehydrated dedi. Kalsın, dehydrated olsun, ne yapalım. Şimdi şuradan bırakırsak 3 kare olur. O yüzden oraya bırakmayalım. Şöyle bırakalım. Bizim sulama tabii lazım. Tarımın her anında sulama güzel, yararlı bir şey. Ama bizim evimiz tabii suyun yanında olduğu için bizim şu an için böyle bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Madem öyle, dediğim gibi daha sonra şekilli bir bahçemiz olması için bir şeyler yaparız. Kardeşlerim, bu arada sizlerle birlikte ben de oyunu öğreniyorum ki bu benim için oyunun en eğlenceli anı. Her şeyi bildikten sonra artık o kadar eğlenceli olmuyor. Yani biliyorsunuz ben Let's Play tarzı, yabancıların yaptığı, gevurca söylemek gerekirse Let's Play şeklinde oyun oynuyorum. Yani size ne nasıl yapılır, nasıl oynanır gelin size öğreteyim şeklinde oyun oynamıyorum. Eğleniyorum sizlerle birlikte. O yüzden hani bazen yorumlarda dede hayvanlar boşu boş duruyor, onlara bahçe yap, evinin üst katını yap, bilmem ne falan filan diye istekleriniz var. Evet, ben de istiyorum onları yapmayı ama bir yandan da oyunu öğrenmek istiyorum. Şimdi tutup da 8 bölüme ev yapmak istemiyorum. İnanır mısınız, bir şeyleri farm yapmak da her zaman olduğu gibi bütün survival oyunlarda biraz uzun sürüyor. Ve maalesef siz kardeşlerimin çok iyi bildiğim gibi hani gündüz gitmem gereken bir iş, yakın zamanda oyalanmaya vaktim mi var? Yakın zamanda gerçekleştirmem gereken hazırlıklarım var. O yüzden hani çok fazla vakit bulamıyorum, ancak bu kadar. Oyun dışı yaptığım farmla yine iyi bir şeyler yapmaya çalıştığıma inanıyorum. Evet, böyle de günah çıkardıktan sonra siz kardeşlerime çalışmalarıma devam edebilirim. Neydi, ne neredeydi? Şurada toprak vardı. Başka ne vardı ya? Benim bir şeyim daha vardı. Ha, etim vardı. Pişmiş etlerim vardı. Çok affedersiniz. Bunlar da seed mi? Long grass seed. Aa, bunları da ekelim. Asıl long grasslar falan şey. Direkt oyunun meyveleri değil de. Oyunun meyveleri, sebzeleri değil. Hayvanlara vermemiz için de bizim, hatırlar mısınız? Hani içinden havuç çıkıyordu. Ondan sonracığıma limon falan gibi şeyler çıkıyordu. Böyle işte onlar. Asıl bunları da yapmamız lazım bizim ki. Bunlarla biz yemek falan yapacağız çünkü. Citronal. Bunlardan az sayıda çıkmış. Bunları çoğaltmak asıl bizim işimize yarayacak şey. Az kalsın unutuyordum yani onları. Tamam mıdır? Bittiler mi? Vallahi bittiler. Steamberry varmış ya. Steamberry de aslında can doldururken torpor
azaltan, baygınlık geçiren bir meyve. O zaman şimdi bitti diye düşünüyorum. Seni de atıyorum. Şuradan meşalemi de alıyorum. Evet kardeşlerim, şimdi bu işi de çözdük. Bu güzel heyvancağızımız bizim bu işe yarıyor işte. Dinozorların level'ları ile alakalı bir yorum vardı. Ona da buradan cevap vereyim. Vallahi kardeşlerim, dinozorların level'larını çok fazla umursamadan tame'ledim. İleride yüksek level işler tame'lemek için birlikte tame yaparız tabii ki. Yüksek level hayvanın tame'i uzun sürür falan, böyle bir durum var tabii, ama onu da çok fazla düşünmedim aslında. Asıl düşündüğüm şey şu oldu: bir an önce hayvanı tame'leyebilmek. Mesela bakın, bu 24. level'mış. Efendim, tipsiz de 24. level'mış, suratsız da, artist de burada. Bizim ne olmuş? Bizim mıymıntı gitmiş. Vay mıymıntı. Gitmiş mıymıntı. Neyse, mıymıntıyı da bir ara tekrar bir hallederiz. Aa, bunlar ne kadar güzel büyüdü. Grove stage'e gelmişler. Grove stage'de bunlar herhangi bir şekilde toplanamıyorlar değil mi? Tamam, toplamayalım o zaman. Evet. İzninizle, hayat farmdan ibaret biliyorsunuz. Neyse, şunları da yapmayayım şimdi size. Bir sonraki şeyi gösterelim. Biraz ilerleyelim. Şimdi kardeşlerim, bakırım yok. Gördüğünüz üzere bakır toplamaya çalıştım elimden geldiğince ama olmadı. Madenimden aşağı doğru indim. Madenimden şöyle bir yer kazdım. Devam ettim. Uzun çalışmalar sonucu. Şöyle yan yana ineyim, size sürpriz yapacağım. Hatta sürpriz biraz bozuldu. Madende böyle inerken şöyle bir manzara ile karşılaştım. Evet. Madende bizim bakırları bulduğumuz seviyeden, bakırları bulduğumuz yer de şurasıydı zaten. Biliyorsunuz o yük buraya merdiven yapacağım, merak etmeyin. Böyle ömür törpüsü vaziyetinde gitmeyecek. Şurası da tünelimiz. O karanlık evimizin arkasındaki uçurum. Şöyle bir şey buldum. Ve bakır çekicimizle buna vurduğumuzda şöyle bir tepki veriyor. Yani ben saydım. 68 kere falan vurdum. Bir şey elde edemiyoruz. Bu zümrüt, diamond, mine bir şey. Değerli. Bilemiyorum ama bir şey yani. Sonra onun moru da var. Bu da onun gibi kaliteli bir şeyler. Sonra onun mavisi de var. Bunda da bir varlık göstermiyor. Sonra daha aşağı indiğim zaman şunu buldum. Gördüğünüz gibi kendileri iron. Mükemmel. Lezzetli çipetpet. Lezzetli iron. Hatta şurada yukarı doğru kazı yapmak normalde bana aykırıdır. Yine de yapacağım. Hop, işte bu. Bir şey daha bulduk. Sizlerle birlikte bir şey daha bulduk kardeşlerim. Bence bu altın. Evet, bence bu altın. Bu burada dursun. Bunlar elmas, zümrüt, yakut falan diye sıradan gidiyorlar. Bu neymiş abi? Bunu da ortada bırakmışım böyle mahsus. Göstergelik. Ha, bu da ayrılmış. Demir. Şimdi atladığımız level'dan doğru hep birlikte incelediğimiz zaman göreceğiz ki demire biraz var. O da şöyle oluyor. Engramlarda, metalürjide geldiğim zaman dedim ki demiri kazabiliyorum ama bunları da herhalde demirle kazabilirim dedim. O zaman demir kazma, balta, böyle şeyler nerede diye biraz yana doğru gittim. Ve gördüm ki 40. level'da. Iron Axe, Iron Pickaxe. Metal Sickle çıkıyor. Orak. Değişik şeyler var o zamana kadar. Drill falan var. Bunlar ne bilmiyorum. Delici melici var. Belki öyle bir şey de çıkartılıyordur. 34. level'da çıkartılıyordur. Onu da bilemem yani. Bu da olabilir. Şimdi kapı arama maceramıza sizlerle birlikte devam edeceğiz. Ama ve lakin burada bir şey daha gördüm. Buraya kadar geldiğimde, aşağı indiğimde dedim ki yana doğru bir kazı yapayım bakayım. Bir seviye kontrolü yapalım. Biz nerelerdeyiz? Bir de ne göreyim? İşte biz tam olarak buralardayız. Tam olarak buradayız. İşte o mağaranın dibine gelmeyi başarmışız. Ve sen bir yaratıksın. Üzülerek söylüyorum ki sen bir yaratıksın. Sen hasar görmüşsün. Bir şeylerle savaşmışsın sen. Bir şey söyleyeyim sana. Sen hasar görmüşsün. Ve ben de acımasız, terbiyesiz bir insan olarak senin bu kötü durumundan yararlanmam lazım. Zombi. Oo, belki headshot iyi hasar vuruyordur. Bilemiyorum ama vallahi tecrübeyi de göremedim. Kardeşlerim, siz gördünüz tecrübeyi. Ben de bu videoyu çekip tamamladıktan sonra göreceğim tecrübeyi. Bu ne? Primary Magic. Primary Magic diye bir şey kazandık. Güzel. Şimdi okumu da şuradan alabilirsem çok teşekkür ederim. E ile bunu alabiliyormuşum. Bu neymiş? Türüf. Türüf mantarı. Çok güzel. Seni de E ile alabiliyorum. Bunlar da türüf mantarı. Bu ışık mantarıymış. Işık mantarı karanlıkta ışık verdiği için mi oluyor acaba? Emin olamadım. Vallahi emin olamadım şimdi. Yani aslında biz baya baya, şurası bizim evimiz. Tam evimizin altındayız şu anda.
Evet, üzülerek söylüyorum ki evimiz dev bir oyuğun üstünde. Bakın bizim o aşağıdan gördüğümüz yerler. Şurası da evimizin duvarı zaten. En sonunda o merak ettiğimiz, ineceğiz dediğimiz yere de inmiş olduk. Buradan devam ederek, yürüyerek keşifler yapabiliriz. Ama öncelikli olarak görevimiz bizim bakır bulmak. Ve böyle bir boşluk da beni biraz üzdü. Çünkü bakır galiba şu seviyelerde falan çıkıyor. O seviyede madencilik yapabilmem için şu tarafa doğru gitmem lazım. Şuralarda bir yerlerde okyanus var. Öncelikle buraya geri geliyorum. Kapımı kapatıyorum. Ne oldu be? Niye zoom yaptı öyle? Arkadaşım, neden zoom yaptığını sorabilir miyim? Ana, burada zoom yapmaya başladı. İlginç. Bir daha yapayım şunu. Böyle mi yapıyordu her zaman? Her zaman böyle mi oluyordu bilemedim. Sanki değişik bir özellik gibi geldi bu bana. İlginç. Neyse, bir ara bakarız buna. Kapımızı kapatalım. Burada da madencilikle daha fazla bir şey elde edemiyoruz. Gidip demirlerimizi eritelim o zaman. Ama tabii buralara giderken şu bir kömürse eğer, kömürün başımızın üstünde yeri var her zaman. Şuradan. Oo. Ben bu özelliği beğenmedim ya. Bir şeyler yapmaya çalışırken zoom yapıyor. Resmen gözüm şaşı beş oluyor. Şurada da zümrütleri işaretlemişim. Ha, bir de böyle bir şey var tabii. Bunu da pas geçmeyelim. Bu nedir? İşte size söylediğim sülfür. Hemen onları da alıyorum. Böyle yapınca beni üzüyorsunuz ama. Çıkıyor da çıkıyor. Arkadaşım şöyle bir kazı istemiyorum diyorum. Bu en büyük Minecraft hatasıdır. Tavana doğru kazarsanız yukarıda lav varmış meğer. Tepenizden aşağı akar GG. Gerçi burada olacak mı belli değil. Daha önce yani henüz daha lav görmedik. Bakalım olur mu olmaz mı? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi bu seviyede aslında ben bakır bulmuştum. Dediğim gibi yolun karşısına geçip bu seviyede bakır aramak belki de en mantıklı seçenek olabilir. Sağ tarafı çok fazla kazmak istemiyorum. Çünkü sağ taraf beni üzecek diye düşünüyorum. Sen ne yapıyorsun ya? Hayırdır? Benim madenin içine mi girdin? Dayanamadım. Şuradan. Oh. Ben o zaman buradan biraz kazıyım bunları ya. Flint kazalım buradan biraz. Evet, Flint'i bitirdik. Şimdi burası kafaları karıştırmasın. Hemen orayı yamayayım ben. Aynı Minecraft'ta da yaptığım gibi. Çok güzel bir gece olmuşken evimizden dışarıya çıktık. Şöyle bir bakalım. Groving, Groving, Groving. 10 numara şaheser. Şimdi şöyle bir duvarıma doğru yanaşıyorum. Acaba sadece gece mi dışarı çıkıyor? Çünkü buralarda gördüğüm bir şey var, sizinle de paylaşmak istiyorum ama çok korkuyorum. O yüzden ben üzerimdekileri bir bırakayım şöyle. Önce üzerimdekileri bırakayım abi, ondan sonra paylaşırım. Herkesle paylaşırım ondan sonra. Sen hala yanabiliyor musun? Yanabiliyorsan yan, yanamıyorsun. Terbiyesizce bir olay. Ne oluyor be? Ne oluyor arkadaşım? Bir şeyden çitönk 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 diye ses geldi. Arkadaşlar, bu iş böyle olmaz söyleyeyim. Ben buradayken bir şeyden bana ses geldi. Primary Magic Corp mu? Primary Magic Corp mu yapıyor bunu? Allah Allah. Neyse bakalım şimdi anlarız. Gelelim şöyle. Primary Magic Core'u bıraktık. Etrafta tarama efekti çıkıyor. Çok ilginç şeyler oluyor. Light Mushroom mu böyle bir şey yapıyor acaba? Truffle mu böyle bir şey yapıyor? Benim üzerimde başka bir şey yok ki. Allah Allah. Oyuna bir şeyler oldu. Canı sağ olsun oyunun. Materyallerimizi şöyle bırakalım. Hepsini uygun yerlere.
Umarım sığar buraya. Sığmadı işte deri. Bundan korkuyordum. Şu kemiği alayım ben o zaman oradan. Çitini de alayım. Demiri şöyle bırakayım. Şey deriyi pardon. Ondan sonra sizleri böyle bırakayım. Coil de buradaydı. Iron da buradaydı. Çok güzel. Madenden çıkan şeyler buraya. Buraya odun bırakacaktık. O yüzden bırakmayacağız. Efendim taş buraya. Sülfür de oraydı tabii. Sülfür de buraya. Çitin de kemiği de buraya bırakalım. Seni üzerimizden atalım. Steamberry'i götürüp bir insan evladının yanına bırakalım şöyle. Mantarları da böyle bırakıyorum iyi mi? Mantarlar kalsın. Çocuğum sen benim için sadece tecrübe puanlısın üzgünüm. Üzgünüm Rabbit. Çok üzgünüm. Sen benim gözümde sadece experience'sin, tecrübe puanlısın. O yüzden sana bunu yapmam gerekiyordu. Evet şimdi gelelim o söylediğim konuya. Deniz. Denize bakmamız lazım. Denize bakacağımız şey şu ki bir süre önce ben farm yaparken bu suyun içinde Megalodon gördüm. Tabii Megalodon hep aynı yerde duracak değil. Ama duruyor da olabilir. Şöyle bir bakalım. İşte. O Megalodon değil, başka bir şey var bu sefer. Devasa başka bir şey var orada. Vallahi bu suyun altında keşfetmek gerekecek ama biliyorsunuz biraz cesaret gerektiriyor suyun altını keşfetmek. Ha, at oğlum at, suya at beni, aferin. Aferin beni suya at. Şurada bir yaktığımız bir şey vardı bizim. 100 yıldır yanıyor abi. Sönmek bilmedi. 100 yıldır yanıyor. Şimdi madencilik demiştik. Bir cesaretimizi toplayıp gidip şuranın öbür tarafında madencilik yapmaya başlamamız lazım. Ve öncesinde bakır gerektirmeyen, level atlayarak alabileceğimiz şeyleri bir alalım. Daha doğrusu bakır gerektirenlere de almadım galiba ben. Onları bir alalım. Ufak ufak yapacağımız işlere başlayalım. Amanın. Ne oldun sen? Söyle bana. Majoberry, Mature Stage. Ha, mızrakla geldin mi? Ha, şunun için mi dedin sen onu ya? Beni heyecanlandırdın. Ben doğrudan onu yapacaksın zannettim ya. Nalet olsun sana. Deminki şey neyse düzeldi galiba. Evet, bir tuş basılı kalmış. Hem o düzeldi, hem bu düzeldi. İlginç bir bug olmuş. Neyse. Şöyle gibi basılı kalmış yani. Ama çocuğum, buralarda geziyorsun, beni üzüyorsun. Seni buralarda gördükçe benim seni pınçıklayasım geliyor böyle. Sen de gider misin lütfen üstümden? Evet, şöyle bir aydınlığa geleyim. Engram. Şimdi hepsini açıyoruz. Primitive engramlar. Öncelikle hayvanlarımız için bir mekan yapacağız. Er ya da geç yapacağız. Ben Clay Stairs'ı bir açayım. Bu bir açılsın abi. Book selfie istemiyorum. Yanımıza kuş indi galiba. Öyle garip bir ses geldi de ürktüm bir an. Stone Sailing. Stone Railing. Stone Stairs. Stone'um çok bu arada. Sandstone da var. Şimdilik sandstone kalsın. Ben daha sandstone bulamadım. Belki sende bir şeyler yaparak onu elde edebiliriz ama sandı yakarak cam yaparız herhalde. Tahminimce. Candle Helmet. Bu benim madencilik yaparken kullanacağım bir şey. Şuradan bakıyorum. Malzemeleri var gibi. Bir tane yaparız. Su tesisatı. Su tesisatını da çektik. Çok güzel. Dinozorları takip edecek cihazlar. Şu an için bunlara ihtiyacımız yok. Stone Biscuit bilmem ne bunları yapmayacağım. Metalurji. Gelelim metalurjiye. Abi bu kılıç yapılacak. Ondan sonra copper set zaten yapılacak. Zırh yapılacak, mızrak yapılacak, matara yapılacak. Bunların tartışması bile yok. Lifting peki biraz geride kalsın. Şimdilik şu camları bir seçeyim ben. Cam nasıl yapılacak hiçbir fikrim yok. Workbench'te craft edersin diyor. Ama eritmede camı nasıl yapacakmışız? Camı kumdan yapıyorsun diyor. Çok güzel. Iron'dan yapıyorsun diyor zaten. Industry level 30. Magic'le alakalı hala bir fikrim yok. Mesela şunlar belki de o aşağıdaki bazı bitkilerden falan elde ediliyor olabilir. Architecture zaten tamamen şekildi. Tamamen şekilden ibaret bir şeydi. Önce bir hayatta kalacağız. Önce bir her şeyimizi karşılayacağız. Ondan sonra bunu yapabiliriz. Ondan sonra bunu yaparız. Bambu mambu diyor. Onlara gelene kadar daha çok var. Şimdi taştan sulama mekanizmasını seçtik ama şu an için yapmayı düşünmüyoruz.
Turtle, Myrtle böyle şeyleri alaşağı edersek eğer onların malzemelerini kullanır bunları yaparız. Metalurjide bunların hiçbirine yetecek kadar kapırımız yok. Kapır çıkarmamız lazım öncelikle. Kılıcımızı sergilemek için bir yer yapalım madem öyle. Belki olur bakarsınız. Oradan kurtarırız onu. Şimdi kardeşlerim bu aldığımız neyimiz varsa... Biliyorum beni hiç sevmiyorsunuz bunu yaptığım zaman ama siz de şahitsiniz yani görüyorsunuz tecrübe puanı geliyor. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. 20 tane okum var. 20 ok bana yetmez diye düşünüyorum ben. Şuradan efendim biraz flint alalım. Şurada mıydı wood? Hayır. Şuradaydı. Şuradan da biraz wood alalım. Craft'tan arrow diyelim. Craft ol. Makinalı tüfek gibi yaptı. Wood'umuz kalmamış tabi haliyle. Seni şöyle bırakalım. Tamam mı? Yemeğimizi yiyelim. Sularımızı dolduralım. Söylediğimiz madencilik çalışması için yardıralım gidelim. Evet. Kardeşlerim akılsız başın cezasına ayaklar çekermiş. Birdenbire geri dönme ihtiyacı hissettim. Çünkü biliyorsunuz size söylemiştim. Şu Candle Helmet'ı yapacağız diye unutmuşum. Hemen geri geldim. Şimdi Candle Helmet'ımı şahitler huzurunda yaptım. Malzemelerimin fazlalığını biliyorsunuz ben çok düzenli bir insanım. Hemen geri bırakıyorum. Şuraya geri bırakıyorum. Sonra Candle Helmet'ımı kafama takıyorum. Ne oldu? Oo, yeri göğü aydınlatan bir tane kaskımız oldu mükemmel ya. Tek kelimeyle mükemmel. O zaman şimdi daha bizi hiçbir şey durduramaz. Hemen şuradan mutlu bir şekilde koşarak ilerliyorum. Obarey diye. Şöyle geldim. Etrafı bir süzüyorum. Etrafı süzdüğüm zaman etrafta zararlı bir süne canlısı olmadığına karar verdim. Koşarak şuraya doğru gidebileceğimi düşünüyorum. Bu mantarı zaten demin görmüştük biz değil mi? Evet. Şu mantarı gördük mü peki? Hepsini gördük galiba bunu görmedik ha. Bu da light mushroom'muş pardon. Onu görmüşüz biz. Şimdi bakacağım işte. Şimdi bakacağım. Tecrübe puanım 1360. Bir saniye. Zombi gitti. 1366. İlginç. Tahminimden daha performanssız oldu bu. Tecrübe puanı kazanmak zor bu oyunda ya. Hemen atayım şu istemediğim şeyleri. Yine de tecrübe puanı verdi mi? Verdi ne diyelim şimdi yani adama vermedi de diyemeyiz ki. O zaman ben ne yapayım biliyor musunuz? Şuraya bir tırmanayım. Şöyle önce bir yukarı çıkalım biz. Şuradan katımızı açalım. Şu katı oluşturduk mu? Katı oluşturduk. Güzel. Şuradan içeri doğru bir yürüyelim. Kesinlikle oyun benim düşündüğümü yaptı. Ben de böyle yapmak istiyordum. Burayı bu genişlikte açmak istiyordum. Sonra aslında bildiğiniz Minecraft stili yapacağım ya burada maden ararken. Bakayım şöyle bir. Yerim bayağı altındayım aslında. O madenlerin üstünde belki biraz daha yukarı çıksam olur ha. Belki biraz daha yukarı çıksam olur arama işlerinde. Şöyle bakayım. Yo, iyi gibi de ya. Hem çıksam olur gibi geliyor hem de burası bana iyiymiş gibi geliyor. Bilemedim, kararsız kaldım. O zaman şöyle yapacağım şimdi. Şu katta diyeceğim ki baltamın yettiği kadar bir kazıyım şöyle. Tamam. Bir de şuraya doğru kazıyım. Şimdi bir saniye çocuğum neden böyle yapıyorsun? Şurayı iki taraftan da görüyoruz değil mi? Orayı kazmamıza gerek yok. Kardeşlerim hayat acımasız. Hayat acımasız.
Tam yarım saattir maden kazıyorum. Gördüğünüz gibi burayı oyuk oyuk ettim. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Toprak moprak var arada. Sonra bu seviyeyi bitirmeye karar verdim. Şurada hatırlarsanız sülfür çıktı. Hadi bunları da alalım şimdi. Almamazlık yapmayalım. Bilmiyorum sülfürle ne yapacağız ama ne yapacaksak onu yapacağımız zaman bol bol sülfürümüz olacak. Bir saniye. Bir saniye, sülfürün altında bir şey buldum sanki. Ha yok, bulmadım. Yine sülfür buldum. Sülfürün altında sülfür buldum ya. Mükemmel tek kelimeyle. Ama madencilik de fena tecrübe puanı vermiyormuş. Yani 30 olacağız bu durumda. 30 olduğumuzda zaten bu da takriben bir dahaki videomuzda olacak. Trike evcilleştireceğiz. Çok güzel. Burayla işimiz bitti. Şimdi dedim ki bu seviye belki de yetersizdir. Bir üst seviyeye çıkayım. Şuraya geldim. Burada ne buldum? Copper buldum. Buranın bir üst seviyesi copper'mış. Ama gelin görün ki ben buraya gelip de yani bu aradaki şeyi kazmadan önce ne yalan söyleyeyim, ben burayı pas geçtim. Yine dediğim gibi Minecraft'tan esinleniyorum. Yanlış anlamayın beni. Yani PixArk'ta böyle olup olmadığı dair garanti emin bir bilgim yok. Zaten PixArk hakkında çok bilgi edinebileceğimiz bir yer yok şu anda. Çünkü daha oyun yeni. Herkes yeni yeni keşfediyor. Ama Minecraft'ta bir şeyler vardı. Mesela yerin şu kadar altında şu maden, şu kadar altından sonra bu maden çıkar diye seviyeleri vardı. Kafama göre uydurdum. Önce ben bu kadar fazla çıktım. Şöyle yukarı çıktım. Yukarı çıkınca hiçbir şey bulamadım. Burada yine sülfür buldum. Ondan sonra da kömür buldum. Ama böyle yapma, ben bulduğumu kazarım. Vallahi buldum mu kazarım abi ben. Bunların hepsi materyal. Bunların hepsi kullanılacak, bir işe yarayacak. Evet, sonra kömür buldum. Kömür de lazım çünkü biliyorsunuz odunun 30 saniye yandığı ateşi kömür atıyorum 3,5 dakika falan yakıyor. Nasıl da buçuğunu da nasıl salladıysam büyük ihtimalle 3 dakikadır o. Şuralara baktım efendim. Hiçbir şey yok. Sonra dedim ki daha üst kata çıkmak lazım. Daha üst kata çıktım. Toprak bulmaya başladım. Çünkü büyük ihtimalle göğe doğru yaklaştım. Yani biraz daha gidersem eğer şuradan yukarı çıkacağım ben. Neyse yukarıya da çıkarız. Gelmişken oradan çıkarız. Nerede olduğumuza bir bakarız. Ama dediğim gibi şu ara katı pınçıkladığım zaman şu çıktı. Bu da beni çok mutlu etti. Şimdi şurada ufak bir genişletme çalışması yapalım. Oo, çakıl taşı, makıl taşı, her şey çıktı. Tabii bu kadarcık şey bizim neyimize yetecek tartışılır. Eğer sadece bu kadarsa. Neyse tahminimizden biraz daha fazla çıkıyor galiba. Madenlerin 8'li çıktığından şüphelenmeye başladım ben. Bu ve elimizdeki şey daha mı iyi topladı ona? Oo, doyurdu bize kapıra, tamam. Helal olsun sana. Gereken kapırı verdin. Şimdi bu seviyede çıktığına göre kapır buralardan yürüyebiliriz aslında şöyle. Buralardan şöyle delikler açarak yürüyebiliriz. Evet. Stil bu çünkü şimdi. Kapırın yüksekliğini bulduk. Kapır bu yüksekliklerin etrafında çıkıyor. Yine burayı, bu kareyi görmemizi sağlıyor. Bu karenin yanını kazarsak o da onu görmemizi sağlayacak şekilde bir mantık yürüterek. Dediğim gibi eski stil Minecraft madencilik metodu. Bakın şöyle yapsaydık zaten her bir şeyi görecekmişiz. Neyse bu arama başarılı oldu. Bu beni mutlu etti. Hem de çok başarılı oldu. Kardeşlerim burası bakır madenimiz. Burası bizim bakır madenimiz. Burayı unutmayacağız. Bakırı bırakamıyorum değil mi? Bakırı şöyle bir kere aldığım zaman hatta bakırı öyle alamıyoruz bile. Haydi bu bakır elimizde avucumuzda dursun diye alıp gidemiyoruz bakırı. Ha, yarasa beni gördü. Lütfen kaçar mısın? Allah geldi yarasa. Sen kaçıncı level'sın yarasa?
Bilmiyorum ama seninle savaşacağım, biliyor musun? Kaçmamaya karar verdim. Senden kaçmayacağım. Sen ne yapıyorsun ya? 3 kuruş vücudunla. Sana şöyle dalayım, bir de sıfırı içeyim ben. Kendime can veren şeyi içeyim. 7 7 diyeyim hatta. İşte bu be. 18. level 12'si indirdik. Delikanlı gibi dövüştük, kaçmadık. 18 12'si indirdik. Şimdi de şuradan uzayalım. Çünkü kan revan içindeyiz. Cool bir yer bul diyor bana. O da hatırlarsanız kardeşlerim, kırmızı berinin adı neydi? Tintoberi miydi? Tintoberi'den yapmıştık iksirimizi. Tintoberi'den kendi yaptığımız iksirimizle hayatta kaldık. Mutluyuz, gururluyuz. Evet, bahçemize geldiğimiz zaman bahçemiz toplanacak kıvama geldi mi? Bahçemiz toplanacak kıvama gelmemiş. Hala büyüyor diyor. Büyüsün bakalım, nereye kadar büyüyecek? Ben şu kapıyı kapayım da aman diyeyim, yarasa gelir bir şey gelir. Kapıyı açamayacağına göre en azından oradan çıkamaz. Benim iyileşme efektim durdu mu? Durdu. Sıfır diyorum bir daha. İyileşme efektini açıyorum. Nasıl dolduruyor iyileşme efekti canımı? Çok hızlı dolduruyor. Saygılar. Gerçekten hızlı dolduruyor. Ama beni acıktırıyor da. Yo, beni iyileşmek acıktırıyor. Şimdi iyileşme aşamasında paso acıkacağız da bir haklı olarak. Söndür çocuğum, söndür. Söndür, boşa yakma. Sana bir gelelim. Senin büyük bir kısmını yapacağım ben ama... Belki size saçma gelecek bu kardeşlerim ama bir kısmını yine de... Aa, bu kömürle yapacaktım onu. Niye bunu arıyorum ki? Bir kısmını yine de ayıracağım ben onun. Çünkü inanır mısınız? Bakarsınız belki onun eritmeden de bir şeyler yapılabiliyordur ondan. O yüzden ben şöyle bir en azından 15 tane bırakayım. Light fire, craft item. 15 tane yapsın. Bu arada bir şey fark ettim. Hemen sizlerle de paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ben bir şey yapacağım zaman üzerimde o malzemeler yoksa yapamıyorum. Gördüğünüz gibi fiber eksik diyor mesela. Efendim işler eksik diyor. Ama bir cihazın içinde yapacaksam, mesela bomba benim üstümde değil, sandıkta. Bunu buradan doğru yapıyor. Bunların hepsini buradan doğru yapıyor. Hatta ilginç bir şekilde şuradan bir bakalım. Bakın ladder'ı beyaz gösteriyor. Copper ingot'u sende yok diye gösteriyor. Yani sandıktaki şeyleri buradan doğru kullanıyor. Umarım bu bir bug değildir ve düzeltmezler. Çünkü bu mükemmel bir şey. O kadar çok hoşuma gitti ki benim bu. 10 numara bir durum yani. Ben bunu da bir çıkartayım artık, yeter ya. Parıl parıl parlıyorum resmen. Madencilik malzememi şöyle koyayım. Yakında bu malzemeleri ben ayırırım zaten. Şunlar madencilik, bunlar bilmem ne diye. Siz ne oldu, işlerle mi savaştınız böyle geldiniz? Tamam, bir sonraki videomuzda biz level'ımız atlamış olur. Şimdi trike falan tame'leriz. Bu bahçeye bir çeki düzen veririz. Hayvanlarımızı dizeceğimiz bir yer yaparız. Çünkü şimdi tamamen de düzensizlik o kadar da iyi değil yani. Tamamen dağılmış vaziyette bahçe. Biraz da düzen olsun yani burada. Tertip. Taşlarımı atayım. İstemeden o kadar çok taş aldım ki aslında ben taştan bir bina bile yapabilirim yani, o derece. Atamıyorum, üzerimde kaldılar ya. Çocuğum ne kadar erittin? Ne kadar erittin? 17 tane mi? Pardon. 18 tane eritmişsin. 19 tane eritmişsin. Ben bu 19 taneyi şimdi çok ince bir hile yapacağım. Şöyle koyup 20 yapacağım. Engraft değil, craft. Iron. Iron değil tabi. Iron nereden çıktı? Copper. Peki buradan yapamıyoruz. Çok güzel. Copper'ı sandığa bıraktığımıza göre buradan yapabiliriz diye düşünüyorum. Weapon. Sword. Copper sword'u yapabiliyorum. 8 tane copper istiyor. Leather istiyor. Craft. Copper sword'u yaptım. Spear. Copper spear. Copper spear'ı da yapayım. Görmemiş gibi hepsini yapıyorum şimdi. Ammo da... Pardon. Ammo da nasıl bunları gösteriyorsun sen? Bunları göstermiyorsun herhalde. Bunlar craft edildi diye gösteriyorsun. Tamam. Geri çıktık. Misk'te matara. Kesinlikle matarayı yapmamız lazım. Çünkü gördüğünüz gibi şunları hiç içmedik. Mesela birlikte doldurduk, madene yedik, hiç içmedik, bittiler. Armor, shield, copper ingot lazım diyor hala. Şuradan alalım abi. Abi biz eritelim bunun hepsini ya.
Craft craft bu böyle olmayacak. Tool'da kapır şeyleri yaptık, tamam. Armor'da şimdi. Shield'da. Metal shield. Kapır ingot'tan yapıyormuş. Turtle shield daha mı iyi? Vallahi armor'ı daha iyi aslında. Sağlık olsun. Biz bunu craft diyelim. Kapırdan şimdi bize yapacağın geri kalan zırhlar nedir abi senin? Şunun için daha çok istiyorum diyor kapır ingot. Craft ol dedim ya. Hay ben ne olayım ya. Kro gibi craft ol dedim. Bir de oradan diyorum ki daha çok istiyor da yapmıyor da. Neyse bir sürü shield'ım oldu. Bir sürü shield'ım oldu. Onların turşusunu kurarım artık. Armor, kapır. Chest. Craft. Bacaklık. Craft. Helmet. Craft. Eldivene 2 tane. Bota 2 tane lazım. Kısmet bakalım onlar var mı? Çıkacak mı bize? Abi ben rezaletim ya. Vallahi rezaletim. Lütfen çıktı de. Çıktı. Tamam çıktı. Put out fire. Boşuna kömürümüzü harcamayalım. Bu arada boşuna kömürümüzü harcamayalım diyorum da light fire diyeyim. Şuradan iron bar da var. Iron bardan da 25 tanesini craft edelim. Yandan yandan erisin onlar. Şimdi güzel kardeşim. Helmi de yapmışız. Armor, kapır, eldiven. Craft, bot, craft. Şunları bir alalım. Tamam mıyız? Bence tamamız. Onları bir üzerimize giyelim. Zırh 2. Benim ayağımdakinin zırhı 1. Hipotermik insulation, hipertermik insulation 8'e 0, 3'e 0. Güzel abi. İyi bakalım. Ayaklar 10 numara oldu. Eller 10 numara oldu. Kaskımız mesela bizim 1 armor veriyor. Bu 2 armor veriyor. Oo işte bu 300 Spartalı gibi olduk ha. Bakayım. Vallahi 300 Spartalı gibi olduk. Pontul. Ve göğüs zırhı en son. Aman diyeyim ya. Babacığım sen ne oldun böyle ya? Kulağına küpe müpe geldi senin. Var mıydı küpe kulağında? 10 numara şanser oldun. Saçın bile önden çıktı. Vallahi korkulur senden. Şimdi o elindeki paçoz mızrağı bırakıp şunu almanı rica ediyorum. Oku şöyle getiriyorum. Baltayı böyle getiriyorum. Efendim meşaleyi de... Meşale kaybolma. Meşale neredesin? Nereye gittin meşale? Dur o zaman. Kılıcı da şöyle getirdim. Seni aşağı attım. Bunların ikisini birden bıraktım. Yerlerine bir tane matara koydum. Hah şimdi meşale geldi. Meşaleyi de böyle koydum. Mızrağımız, kılıcımız. Bakalım mızrağı aldık. Mızrak. Mızrakla böyle görünüyor adamımız. Kılıç. Yalnız kılıcımızın bu kadar güzel olması. Havada saldırıyor. Kalkanı eline özellikle bırakmam mı lazım? Offend diye. Evet, kalkanı eline offend diye bırakmam gerekiyormuş. Ama bu olmaz. Gevur kalkanı vermişsin bize. Ben bu kalkanın üzerindeki simgeyi değiştiririm. Vay, önümüzü de görebiliyoruz onunla giderken. Süper. Bir tane çakıp bir tane blok alıyoruz. Ağaca çaktığımızda wood veriyor ama leş gibi wood verdi. Tabii haliyle normaldir. Bir şey diyemeyeceğim buna. Şimdi mızrak çektiğim zaman bu gidiyor. Kılıç çektiğim zaman geliyor. Güzel. Offend de bu dursun. Baltamız, kazmamız, her şeyimiz var. Engramlardan başka bizim neyimiz kapıra dayalıydı yapamayacağız ki. Kapırı boş yere harcadık ama şöyle bir bakalım. Su tesisatımız var. Ben bir dahaki videoya kadar su tesisatını üretmiş olayım. Hayvanlar için çitleri falan yapmış olayım. Birlikte onların inşa işlemini gerçekleştireceğim. 29'da Gigantopithecus Drawbridge. Gigantopithecus yakala, onu buraya bağla, bu köprüde onun gücünü kullan gibi bir şey diyor ha. Vallahi öyle bir şey diyor. Soğuk bölgeler için fır kıyafetler gelmiş. Çok güzel. Metalurjide bırak çocuğum onu. 29'da ne gelmiş? Ore dedektör.
Ha, bir oru bununla arayabilirsin diyor. Bir dahaki videomuzda bu oru dedektörünü de deneyelim ya. Bizim metotlarımızdan daha güzel gelişmiş bir metot varmış or aramak için. Kardeşlerim, o zaman yine bir şeyler söylediysem yapacağım diye, yapmadıysam affola. Bir dahaki videomuzda yaparız bu videomuzda yapmadıysak eğer. Şimdilik videomuzu sonlandırmam gerekiyor. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum ve paylaşımlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedeli Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var, ben izledim çok beğendim, sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.